Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya fenomeniyle bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajda diyor ki, keşke konuşsaydım. Eğer geçmişle ilgili öz eleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili konuşsaydım diyor. İki türlü siyaset var, umut siyaseti ve korku siyaseti diyor. Hükümet şu an insanları etrafında ancak korkutarak tutabiliyor diyor. Şimdi şu noktaya değinelim. Bir diğer arkadaşı da kendisini yeni bir parti kurdu, Gelecek Partisi. Ahmet Davutoğlu. AKP'ye oy isterken ne diyordu 7 Haziran seçim sürecinde o yıllarda? Bize oy vermezseniz beyaz Toroslar dolaşacak. Ali Babacan o dönemde AKP içerisindeydi. Sessiz kaldı, tepki gösterildi ya başbakanına, Ahmet Davutoğlu'na. Şimdi o da bir parti kurdu. Eleştiriyor, sorguluyor, konuşuyor. Yarın içlerindeydiniz siz. Şimdi keşke konuşsaydım. İstifa için peki Ali Babacan neyi bekledi, ben size söyleyeyim. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı muhalefet kazanmasaydı ne Ali Babacan ne Ahmet Davutoğlu parti kurmaya asla cesaret edemeyecekti. AKP'nin biraz tökezlediğini gördüler, çıktılar ortaya. Baktılar ki AKP tabanından muhalefete oy kayması var. Ama biz kuralım, biz o kaymayı toplayalım dediler. Yaptıkları bundan ibaret. Sen referandum sürecinde çıkıp konuşmamışsın. Kritik bir referandum sürecinde başkanlık sistemi yapılırken çıkıp konuşmamışsın. Ama şimdi kalkıp eleştiriyoruz. Siyaset cesaret işidir. Hiç kimse kusura bakmaz. Abdülhatif Şener'e niye kimse tepki göstermiyor? Yıllar yıllar önce AKP'den ayrıldı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili. Ama Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun güven vermemesinin işte en büyük nedeni bu. Zamanında konuşmamış olmaları. Şimdi de çıkmış, keşke konuşsaydı. O geçti o devir.